olmuştu. Allah'ım bu kabus ne zaman bitecek? Ay, içim şişti. Of, alamaz. Kim hangi videolarımı en çok izlenmiş? Tek renk, tek renk, tek renk. Demek ki tek renk videolarımı seviyorlarmış. O zaman ben de bugün bir tek renk mi olsam acaba? Acaba hangi renk olsam? Buna karar vermek çok zor. Çünkü dünyanın her rengi çok güzel ve benim en sevdiğim renk mor. Demem ama mor yapmak istemiyorum. Mor olmayacak. Acaba ne renk olsa? Harmoni? Teşekkür ederim. Tırnaklarım kırmızı. Harmoni? Pijamam da kırmızı. Harmoni yastığımız da kırmızı. Yani harmoni. Güne kırmızıyla başladık. Bakın yatağımız, yorganımız bile kırmızıysa. Güne kırmızıyla başlamışsak eğer. Bugün tüm gün kırmızıyız. Bir, iki, üç kat yorganla mı yatıyorsun? Ama biliyorsun ki kalorifer yakmıyoruz. Odun sobamız da yok. Böyle yorganla, bataryalarla. Havlu çorapla mı yatıyorsun ya? Evet, içinde iki kat daha var. Ama onları çıkarmak zorundasın. Çünkü madem kırmızı çorabım yok. Hayır. Bana çoraplarını ödül verecek. Çünkü ben bütün gün kırmızı olacağım. Gıllayıcık ayaklarını. Ya. Ama izin verdin değil mi bu sefer? Evet. Tamam, ben bunları giyeceğim. Çıkanları da sana vereceğim. Hayır istemiyorum. Kırmızı çoraplarını çok güzel görüyorum ama ben bütün gün boyunca pijamalarda durmayacağım herhalde. Kendime kırmızı kıyafet arıyorum. İşte kırmızı. Bence ne yapalım biliyor musun? Eskilere geri dönelim ve sen şöyle dön ve üzerini değiştirmiş ol. Tamam. Wow! Gerçekten. Bir dakika, gerçekten çok güzel oldun biliyor musun? Neden böyle yaptığını şu an hiç anlamasak da atletin beyaz olarak gözüküyor, onu görmesek de tırnaklarını alalım. Ne yapıyorsun? Tırnaklar, kazak, çok tatlı. Atlet dedin ya bu kızım, çok tatlı. İşte onun da kırmızı olması gerekiyordu, o yüzden utanabilirsin, evet. Yok. Haydi başlayalım o zaman güne. Şaka. Ben de almadan. Taşırdığın kısmı düzeltelim ben parmağımızla. Şöyle şu tarafa. Hayır, öyle değil. Lütfen bozma. Güzel olsun. Bırak, lütfen. Bekle. Güzel. Bir tarafı eğittiysek. Sonra burada yavaş çıksın. Bir dakika, anladım olmasın da. Benim. Böyle yapıyorlar bu seçimleri. Eğer anladım. Ah, böyle de mi? Japon bayrağına döndüm bir anda. Ooo. Tercer Azam. Ve kırmızı. Kırmızılı. Burada ne var? Burada da Noel'de bak geyik. Kırmızı. Kırmızı burnu var. Süper. Gün içinde okuyup bitireceğim. Hatta bir gün bir gece olsun çünkü yarına kadar önce bitiririm bunları. İki tane kırmızı kitabım hazır. Bu seçim bu sefer çok hazırlıklıyım. Evet, nereden başlıyoruz? Kahvaltı için önce bir dolabı açarım. Kırmızı peynir varmış diye bir tarafı. Kırmızı peynir mi? Kırmızı ne var? Salça var. Çilek var. Ama salça yiyecek değilim. Bakalım. Tabii ki de yiyeceksin. Kırmızı ne varsa yiyeceksin. Ya dedin ya. Ben bugün diskalifiye olmayacağım dedin. Evet. Bak salçayı al. Ketçabı al. Tamam. Kaşığına güzel ama bir... Ama kahvaltıda olmaz. Bunu öğleden sonraki olur, kırmızı olur, makarnama, olur. Kırmızı ketçap. Olur. Dedin. Sen salçayı al. Yiyecek değildi. Nasıl yiyeceksin salçayı ya? Yiyecek. Kaşık yersin Gül abla. Çilek. Oh, süpersin ya. Domates. Tabii ki. Kahvaltıda domates çok iyi gider. Kırmızı biber mi var? Evet var, süper. Var. Çok iyi. Kırmızı. Başka da bir şey yok kırmızı. Niye yok ya, ben bunu da yiyeceğim. Kapatalım. Peki yoğurdun içine boya katsam, kırmızı boya. Ay Gül abla çok güzel oldun ya. Ben senin yerine olsam böyle giderim. Böyle gezerim yani. Gezerim tabii. Gözlerim. Kahvaltımı hazırladım. Ve kahvaltıda bir de nar yiyeceğim. Yemeyeceğim ama dursun. Hayır tabii ki de yiyeceksin. Sana bir önerim var. Önerin için teşekkürler Bostacığım. Kırmızı bir şey diyeceğim. Aa, çok güzel. Önce meyvelerin hepsini yiyeyim. Midemi şişireyim. Midem nasıl olsa doldu. Ama bana ay Bostacığım inme gelir falan filan deyip salçaları yemeyeyim. Çilekle karnını doyurdun, bunu fark etmedin. Ama sırayla şimdi. Püreyi bırak onu kaçarsak üzülür. Çok da sevdim seni. Oo! Yok artık! Yut! Çoktan gittik, ben unutmadım. Bir şey diyeceğim, ruj öyle bir kazıcıymış ki bir damla kıpırdamaz biliyorsunuz ama. Bana ne? Miden şu anda çorba oldu ya. Şiştim yani, salça hiç yer kalmadı. Hayır gerçekten. Yiyeceksin. Hemen açar mısın o salçayı? Makarnasını koyayım. Makarnamı kırmızı çerçeve. Diskalifiye. Lütfen Bozucuğum, bunu kabul etmek zorundasın. Çünkü bu diskalifiyelik bir olay değil. Bak ben seni diskalifiye ederim. Nereden? Ben oyunda değil mi ki?
Salçayı kullanmaman gözümüzden kaçmadı. Tekrar hatırlatıyorum. Yapacağım. Kıpkırmızı bir makarna yapacağım. İnşallah. Öğlen sonrası ne seneceğim ben Buse? Al! Kırmızı yastığımla. Kırmızı ocağımla. Kırmızı bak. Işığım bile kırmızı. Kahverin. Işığım kırmızı. Yanına ateş bulacağım. Ya arkadaşlar Buse'ye bir renkler öğretir misiniz? Ateş ne renk olur? George Orwell'ın ve 1984 kitabı. Doğru. Doğru. Bir Said Faik makası olmasın diye. Evet ya. Evet doğru. 1984'ün George Orwell kitabını okuyorum. Evet ya, evet. Celal Üster konulu. Ya, çeviri yazıyordu. O da çeviri. Anne bak yapma. Anne zehirli oku atma bak ona evet göre. Evet ya, zehirli oku arkadaşlar. Kime gittiyse o okuda çıkar. Güneşte çekip alırım ben. Böyle. Neyse kitap okuyordum. Kitap okuyordum hani. Hani kitap okuyordum. Şimdi ben sönmüş ateşimi bir harlayayım. Sönmemiş ki yanıyor. Neyse bir yakalım hadi bakalım kırmızı mı turuncu mu? Tahmin. Turuncu. Kırmızı senin üzerindekidir. Bak. Turuncu. Bunun nesi kırmızı bak. Turuncu. Sarı hatta. Sarı. Sarı. Al. Bu makarnamın ön hazırlığı için. Sen bunu makarna mı diyorsun Gül abla ya? Evet bak. Minik minik kesildiği için. Buse'cim hamurun çamurun ne önemi var? Gül abla. Şeklin ne önemi var? Bu pilavın içine konulan şehre değil mi? Evet ama o kırmızı olacak birazdan. Ya Buse'cim beni şaşırtıyorsun. Bak, bu da makarna hamurundan yapıldığı için. Ya abla makarna kaynarken mi döküyorsun? Şekil değişti. Kırmızı rengi nasıl vereceğim Buse'cim başta? Karıştıracaksın sonra. Of Buse karışma işine. Nasıl yağlıymış? Aa, ne yaptın? Ve tam olarak kırmızı olsun da Buse asla bir şey söyleyemez. Yeşilinle alakalı diskalifiye. Diskalifiye yeşil var orada. Ben o tabağın içinde yeşil görüyorum. Aldık. Ay. Ben o tabağın içinde yeşil görüyorum. Çabuk almış ne yapalım ya bir dur ya. Çabuk mu atıyorsun bu nasıl bir şeflik? Bir tane çile takalım. Hayır. Evet. Hadi bakalım siz kızarın şu Buse'yi susturalım. Biz de o sırada gidip birazcık eğlenceli bir şeyler yapalım. Artık kısıyoruz ve gidiyoruz. Görüntümden çok sıkıldım. Kendimi birazcık daha güzelleştireyim de arkadaşlarım beni daha güzel göster. Böyle olursa galiba çok fazla spor kombin. Tabii spora gitmek için. Ama spor kombinine sahip değil. O yüzden hemen bunun şeklini şöyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Hemen biraz önceki bakın o agresif, feminist, o erkek savrını gitti. Evet Gül abla tamamen baştan aşağı kırmızı olmuş oldun. Ve kendine bir kırmızı arkadaş mı buldun yoksa? Evet Barbie seneler sonra, aylar sonra arkadaşlar. Aralık ayında yerleştirdiğimiz Barbie bebeğim artık bugün buradan çıkmadı. Çünkü o kadar bereketli gelmişti arkadaşlar. Bence Barbie'nin uğruşu. Bak Barbie'yi buradan aldık bakalım. Nereye olacak arkadaşlar? Çam ağacımızı biliyorsunuz ki yılbaşını almıştım. Bakın şuraya Rubik küp yapıyoruz. Rubik küp yapıyoruz derken yapalım hadi. Çözüyoruz. Çözüyorsun ve kırmızı. Sadece senin bugün görevin kırmızı yerini çözmek. Kırmızı. Ay ne kadar zekalı. Gül abla. Zekalı sakın sorgulamayın. Etkinlik zamanı ne çizeceksin Gül abla? Beni çiz Gül abla portre yap haydi. Ben karşına şöyle duruyorum. Hiç kıpırdamam. Hiç kıpırdamıyorum. İşte şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şurada da kamerası var. Buse bu şekilde gözüküyor. Aynen böyle çiziyorum. Şöyle yapın da şu şekiller de çıksın. Aynen şu görüntü bu ve bu. Hadi al bakalım. Doğru zamanda doğru ürünü doğru rengi bul Buse'cim. Gül abla biz burada hiçbir şey görmüyoruz ama. Kırmızı olduğu için olabilir ama kırmızı üzerine kırmızı çok güzel arkadaşlar. Neden işte böyle bir şey yapıyorsun? Onu hiç anlamış değilim şu anda. Yaprakları. Mutsuzluk Gül abla bir dakika süren doluyor. Artık resimle nasıl kalırsa o şekilde. Öyle şey yok. 9, 8, 7, 6, 5. Aynen bir şey yok ya. Öbür elin nasıldı? 4, öbürünü şöyle boyun. 1. Ya bu da etkinlik yapıyorum. Ya. Bak sanatçının özgürlüğünü söyleyemezsin. 0. 0. Evet göster. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum. Ne korkması ya? Saçım toplu bir kere benim. O nasıl bir saç? Saçını çizmeye müsaade ettin mi ki Buse? Bir hak mı veriyorsun insana sanatını sergilemesi için? Evet. Midem kalktı ya. Çok midem kalktı ya. Çok iyi sen bunu ye de. O çile yapmasaydın yerdim bile biliyor musun? Kutucuğum artık Osmanlı mutfağında ben meyvelerin böyle salçalı turşulu yemeklerde kullanıldığını lütfen kabul et. Pardon neden bölünüyor? Neden bölünüyor? Bölün misin ne? Hayır. Lütfen. Evet, tutmak için bölüyoruz herhalde. Afiyet olsun Gül abla. Afiyet olsun Gül abla. Baş şeflerin hatta Fransız şeflerin peşinde olduğu bir tariften bahsediyorum. Doğmuştur ayrıca atar mısın ağzına?